Evet dostlar, şimdi efsane bir Piranha ürünü. Nereden aldım? A101'den aldım tabii ki. 49 liraya aldım. Ama almam biraz zor oldu. 3 tane A101 gezdim bunun için. Bunu bulana kadar zaten 49 liralık yakıt harcadım. Boş almış oldum ürünü gerçekten. Ama olsun. Aldık bir şekilde. Güzel bir ürün. Rengi falan güzel. Bayağı güzel duruyor. Ama göründüğü kadar kaliteli değil. Böyle bir kağıdımız var elimizde. Garanti belgesi, kullanma kılavuzu falan. Kesin okuyun. Ben okumadım ama mutlaka okuyacağım. Güzel şeyler yazdığına eminim. Evet, poşetinden çıkardık. Güzelce poşetlemişler. İlk deneyimiz, basıyoruz. Tık 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 tık. Güzel. Ben size ağzımda ses yapacağım, klavyenin sesini. Tıkır 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 şıkır tık 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 tık. Evet, bu şekilde sesleri var. Gördüğünüz gibi Windows için, Apple için, Android cihazlar için çalışıyor. Ben hepsini denedim. Android telefonlarda, iPhone'larda, her şeyde çalışıyor. Mac'lerde, onda bunda ne ararsan. 3 ağlı 2 tane pille çalışıyor. Buradan açıyorsun, koyuyorsun. Tak tak. Ucuz olduğu için batarya koymamışlar. O yüzden pile gitmişler. Açma kapama connect. Buradan basıyorsunuz. Kullanım anında ışık yakmıyor. Böyle güzel bir ürün ama kullanırken işte ortası yere çarpıyor. Böyle masada falan yazarken tık 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 falan ettiği için biraz saçma oluyor yazması yani. Altına bir yumuşak bir şey koymak gerekiyor. O da mal gibi bir şey yani. Klavye almışsınız, bununla mı uğraşacaksınız? Saçma oluyor. Yumuşaklığı biraz kalitesiz hissettiriyor ama olsun o kadar. Kısacası alın.